Evren TYT geometri birinci soru. Arkadaşlar burada üçgen G ağırlık merkezinden geçen şu kenar çizilmiş. Göstereyim. Bu kenar alanı ve kenarı iki eşit parçaya bölmüş ama açıortay olduğunu söyleyemeyiz. Sonra bu üçgende şöyle bir kaydırma yapmış. Şuradaki ADC üçgeni kesmiş. Şu hale getirmiş. C köşesi ötekinin G ağırlık merkezine kaydırılmış. Yani şu kadar şu üçgeni, üstteki üçgeni CG'yi, şuradaki C'yi şöyle şuraya kaydırdığınızı düşünün. Şu şekil oluşmuş. Bu üçgen üstteki şu üçgen arkadaşlar alttaki. Şu sonradan oluşan bir üçgen BDK. A üssüyle B'nin birleşimiyle oluşan bir üçgen BDK üçgeni ki sorulan alan da onun alanı. Burada kenarortayda oran şöyledir arkadaşlarım. Tabana bir, köşeye 2 yazabilirsiniz. X'e 2x. Bunu burada da yerine yazayım. Şuradaki BDC üçgen değişmediği için buraya x yazarsam burası 2x. Toplam DC kenarı 3x. Bu üçgen de aynısıydı. Yani buranın da 3x olması lazım. O yüzden buraya artan kenar 3x, 2x. Kenar eşitliğine devam edelim. Bu üçgenlerin AD kenarı ile DB kenarı eşitti. DB kenarı tek çizgi. AD kenarı yine tek çizgi. Sonra devamını getiriyorum. Açılarla ilgili bir şeyler yapmanız lazım. Çünkü burada paralel olduğu anlaşılıyor gibi ama paralel olduğunu ispatlamak lazım. Ben o zaman şuradaki açıya alfayı yazarsam şurası 180 eksi alfa yapar. Bu kaydırılmış üçgende de aynısını yapayım. Şuraya alfa. O zaman şuraya 180 eksi alfa yazıyorum. Onun bütünleri şuraya alfa yapar. Alfa alfa. İki açı birbirine eşit olduğu için iç ters açıyı sağlıyor. Yani bu doğru bu doğruya paraleldir. O zaman paralellik varsa kelebek vardır. Kelebekteki oran da BD'nin A üssü D üssüne oranı yani 1. Benzerlik oranı 1. Yani şu 2x'i siz xx bölebilirsiniz. Ve buradaki alanlar da birbirine eşittir. BDK'nın alanı ile şu alan. Hatta bunlara SS yazıyorum arkadaşlar. Benzerlik oranı 1 olduğu için. A üssü D üssü G üçgenine bakıyorum. Bunun alanı soruda zaten veriyor arkadaşlarım. Burada soruda üçgenin toplam üçgenin alanı 60 birim kareydi. Yani şu alan da 30, bu alan da 30'du. İkiye ayırdık. Yani şurası 30 birim kare kadar. A üssü D üssü G üçgeninde tabanlarda 1'e 2 oran olduğu için x'e s gidiyorsa 2x'e 2s gider. Şunun alanı 3s toplam. 3s 30'a eşit. S eşittir 10 çıkacak arkadaşlar. Sorulan soruda zaten s olduğu için cevabımız B'dir.